Evet. Bütün kutsal kitapların insanın sevenini veya insanın varoluşunu anlatırken başladıkları nokta cennet kavramıdır. Yani biz hani bizim halk arasında çok bilinen ifadesiyle biz cennetten dünyaya geldik veya cennetten dünyaya düştük şeklinde bir ifade vardır. Bu çok böyle naif, çok böyle sanki çocuksu bir şey olarak algılanır. Halbuki insanın varoluşsal idrakinde ve hayatı algılama noktasında çok önemli bir noktadır. Yani kutsal metinler niçin insanın cennette olduğundan, cennette var edildiğinden ve cennetten bu deyim yerindeyse yeryüzüne geldiğimizden bahseder. Çünkü insanın bir cennetsi merkezi vardır, cennetsi bir özü vardır. Biz cennetsi bir merkeze sahibiz ve aynı zamanda o merkezimizle de bir yolculuk yapıyoruz. Eğer bu çerçeveden bakarsak, o zaman hem hayatı daha gerçekçi bir şekilde yaşayabiliriz, hem de dünyanın mahiyeti de doğru bir anlama büründürülmüş olur. Yani ne demek istiyoruz? İnsan cennette yaratılmıştır dediğimizde aslında biz cenneti merkezimizde taşıyoruz. Cenneti kalbimizde taşıyoruz. Cenneti kalbimizde taşımak demek hiçbir şeyin bozamayacağı, hiçbir şeyin gölgeleyemeyeceği, karartamayacağı bir aydınlığa, bir varlığa sahibiz. Bu demektir. Yani hiçbir şey bizi karartamaz, hiçbir şey bizi gölgeleyemez, hiçbir şey bizi yıkamaz, hiçbir şey bizim varlığımızı zedeleyemez. Çünkü biz cennetsi bir öze sahibiz. Bizim çekirdeğimiz cennetsi bir çekirdektir. Biz varlık olarak cennette deyim yerindeyse var edilmiş şekilde tanımlanıyoruz. Bunun bize verdiği çok önemli bir yaklaşım vardır. Örneğin, hani ben her zaman metafizik olan şeyleri günlük hayatta bu bize ne ifade ediyor? Aslında bize neyin müjdesini veriyor noktasına da işaret etmeyi önemserim. Yani insanoğlunun cennette var olduğu veya cennetten dünyaya geldiğinin şu anda, şu hayatın içinde benim için, sizin için anlamı nedir? Ne ifade ediyor? Bunu mutlaka tabii ki analiz etmemiz gerekir. Çünkü bunlar sadece metafizik ve soyut kavramlar veya bilgiler değildir. İnsan cennette yerleştirilmişse, cennette bir süreci olmuşsa bunun bir anlamı olmalıdır. Bunun bize verdiği bir şey olmalıdır. Eğer bu bize kutsal kitapta vurgulu bir şekilde ifade ediliyorsa bunun hepimiz için bir anlamı vardır. Nedir bu anlam? Bu anlam şudur. Hiçbir şey senin varlığını, aydınlığını, tamlığını, değerini ortadan kaldıramaz. Nasıl ki cennette hiçbir negativite yoktur, hiçbir karanlık yoktur, hiçbir olumsuzluk yoksa senin de öz varlığında herhangi bir karanlık, herhangi bir eksiklik, herhangi bir gölgelilik söz konusu değildir. Çünkü sen cennetsi varlığı kendi içinde taşıyorsun. Ki dikkat ettiğimizde, bunu daha önce de kısaca değinmişizdir, Allah Adem'i cennete koyduğunda burada
acıkma ve susama yoktur ve burada sen sıcaktan da etkilenmeyeceksin der. Bu neye işaret eder? Yani insanın öyle bir mantığı var ki o olumsuzluklardan etkilenmez. O hiçbir negatiflikten etkilenmez. Ve insanın öyle bir mahiyeti vardır ki onun bir şeye ihtiyacı yoktur. Yani bir yoksulluk, bir eksiklik, bir yetersizlik, bir kayıp, bir mahrumiyet hali söz konusu değildir. Ve bu anlamda biz hiçbir zaman işte büyük bir şans kaçırdım diyemeyiz. Kaçırılacak bir şans yoktur özümüz. Ama bakın, egomuz için vardır. Egomuz için kaçırılmış ve kaçırılmakta olan birçok şans vardır. Kendine göre birçok eksikliği vardır, yetersizliği vardır. İşte insan bu cennetsi yapıyla arzi yapı arasındaki farkı ve ilişkiyi idrak etmek durumundadır. Yani aslında metafor olarak söylüyorum. Adem cennetten yeryüzüne indirildiğinde yüreğinde cenneti taşıyarak inmiştir. O cennet bilinciyle yeryüzüne inmiştir. Cennet bilinci olmaksızın yeryüzüne inseydi insan olarak yaşaması mümkün olmazdı. Gerçek anlamda bir insan olarak yaşaması mümkün olmazdı. Adem'i Adem yapan şey onun cennet bilincini kalbinde idrak olarak taşımasıyla mümkün olmuştur. Bakın dikkat edin, bunun bizdeki iz düşümü nedir? Biz hiçbir zaman geçici ve sınırlı olan bir şeyle tatmin olmayan bir durumdayız. Neden? Çünkü kalbimizde cennetsi bir şey taşıyoruz. Ama onun farkında olmadığımız için ne oluyor? Onun getirdiği büyük bir boşluk oluyor. Yani biz cennetsi bilinçle dünyaya geldik. Cennetsi bilinci kalbimizde taşıyoruz. Ama unuttuk. Unuttuğumuz için de büyük bir boşluk oluştu. Bu boşluk hiçbir dünyevi şeyle dolmuyor. Hiçbir sınırlı durumla tatmin olmuyor. Neden? Çünkü dünyevi olan şey, maddi olan şey, geçici olan şey, sınırlı olan şey, göreceli olan şey, kalbin o cennetle tatmin olmuş halinin yerine geçmeyecektir. O yüzden insan neyi unuttuğunu hatırlamalıdır. Ve ancak biz cennetsi bir bilinçle bu dünyada olursak bu hayatı gerçekten yaşayabiliriz. Benim Allah'la bağlantılı, eksiksiz, tam, hiçbir şeyin bozamayacağı, zedeleyemeyeceği, zarar veremeyeceği bir mahiyetim var. Ve öz varlığımın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ve o öz varlığım hiçbir negatiflikten de etkilenmez. Bunu kendime bilinç olarak her zaman hatırlatmalıyım. Zaten bu inkişaf ettiğinde artık onu söylemenize gerek yok. Bizatihi bunu zaten görmüş olacaksınız. Bir gün bir bakacaksınız ki öyle bir merkeziniz, öyle bir aslınız, öyle bir hakikatiniz var ki onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun için hiçbir kaybedilmiş şans yoktur. Kaçırılmış hiçbir fırsat yoktur. Kaybedilmiş hiçbir şey yoktur. Ama sorun zaten sahte benlikler tarafından hapsi olmak dediyse. O bilinci nasıl, yani sadece söyleyerek... Evet, aynen. Buradaki şey şu. Kendimizi o geçen haftada kısmen ifade ettiğimiz gibi o dışsal insana, yani dışsal benliğe kaptırmamak. Yani bunu kendimize hatırlatmalıyız. Onun çekim alanına girdiğimiz anda, mesela ben hayatımın çoğunu boşa geçirdim dedim. Bu nedir? Yanlış bir çekim alanına kapılıyorum. Ben hayatımı boşa harcadım.
yanlış bir çekim alanı. Ben hayatımı berbat ettim, yanlış bir çekim alanı. Bundan sonra ben ne yapacağım? Bu yanlış bir çekim alanı. Acaba ben kendimi bulabilecek miyim? Yanlış bir çekim alanı. Çünkü bakın bu neyi ima ediyor? Seni o cennetsi varlığından, merkezinden, kaynağından kopuk bir şekilde ima ediyor. Ya mesela kişi diyor ki örneğin, mesela ben Allah'a layık biri değilim. Bunu dedirten şey o cennetsi bilinçten yoksun olmamızdır gibi. Dolayısıyla o dışsal benliğin çekim alanına kapıldığımızda bunu fark etmek ve bunu hatırlamak durumundayız. Yoksa komple onun algısının, onun yaklaşımının içinde hayatı yaşamaya başlıyoruz. Benim de yaşadığım hayat mı diyoruz? Ne çok mahrumiyetlerim var. İşte şunu yapamadım, bunu yapamadım dediğim anda orada bir durmam lazım. Bu cennetsi benliğim ve bilincim tarafından mı söyleniyor? Yoksa cennetsi bilinçten kopuk bir şekilde bir sahte benlik tarafından mı söyleniyor? Bunu ayırt etmemiz gerekir. Yani hani bazen olur ya, mesela sokakta bir insan görürüz. Mesela deriz ki, sokakta mı kaldın? Farz edelim dedi ki, sokakta kaldım. İlk aklımıza gelen nedir? Bir evin yok mu? Değil mi? Bir evin yok mu diye sorarız. Veya bir çocuk görsek, kimsesiz sokakta, annem baban yok mu diye sorarız, değil mi? Bir şeyi temel alarak bir referansı sorgularız. Senin evin yok mu? Senin annen baban yok mu? Mesela yapayalnızım. Ya senin Rabbin yok mu? İşte ben hep mahrumiyetler içinde yaşadım. Senin kalbin yok mu? Senin cennetsi olan kalbin yok mu? Sen niye kendini böyle algılıyorsun? Nasıl ki o çocuğa veya o kişiye bak senin bir evin var aslında. Ve o çocuğa bak senin bir annen baban var dediğimiz gibi aslında kendimize bunu hatırlatmak durumundayız. Bunu ne kadar hatırlar ve hatırlatırsak o nispetle o maddenin ve dünyanın tetiklediği sahte benlik o nispetle zayıflayacaktır. Ve o zayıfladıkça zaten diğeri kendisini açığa çıkaracaktır. Ya mesela dikkat edin, Taif'te Hazreti Peygamber'in taşlandığı durumda hatırladığı şey nedir? Allah'tır. Sen benden razıysan başıma gelen hiçbir şeyin ehemmiyeti yok diyebilmek. Ve burada mesela bu dünya hayatında neyi kaybedersen kaybet, hiçbir şeyi kaybetmezsin. O da gerçek kendi. Hiç kimsenin bizden alamayacağı bir şey vardır. Gerçek kendimiz. Allah'ın üflediği ruh. Onu kimse alamaz. Ona kimse zarar veremez. O mahrum değildir. Hiçbir kaybı yoktur. Onun için dünyada bir gün yaşamakla bin yıl yaşamak arasında bir fark yoktur. Fark kimin içindir? Fark sahte benlik içindir. Fark kimin içindir? Kendini dünyadan, doğumdan ve ölümden ibaret gören sahte benlik içindir. Oturur düşünürüz. Ben çok görüyorum bazen böyle 25 yaşına gelmiş genç, ya hiçbir şey yapamadım, ne yapacağım falan, işte gelecekten ümidim yok falan. Ben sanki böyle her şeyi bitirmiş böyle bir acelecilik. Bir bakıyorsunuz 35 yaşına gelmiş insan, işte yaş 35 yolun yarısı eder diye zihni bir manipülasyon yapıyor. Öbürü 40'ına geldim, halen şunu yapamadım, bunu yapamadım diyor. Bakın bütün bunlar nedir? Dünya, madde, doğum, ölüm üzerinden kendini tanımlayan, cennetsi bilincinden yoksun olan insanın algısıdır.
yaşım 40 olmuş. Neyin yaşı 40 olmuş? Geçici olan bir şeyin yaşı 40 olmuş. Senin cennetsi varlığının bir yaşı var mı? Yok. Kim yaşından bahsediyor? Kimin yaşı var? Bu ayrımı yapmadığımız müddetçe dünyayı ve hayatı doğru algılama şansımız olmayacaktır. Yani cennette olduğunun ve kalbinin cennetsi bir nitelikte olduğunun farkına varmadığı müddetçe kendini dünyaya ait, dünyadan bir şey olarak algılama tuzağına düşeceksin. Bakın bugün hepimiz dünyadan olmuşuz. Yani dünyadan kaynaklanan bir varlık gibi algılıyoruz kendimizi. Dünyaya ait bir varlık gibi algılıyoruz kendimizi. Dikkat edin, ölürken bile gözümüz dünyaya bakıyor. Çünkü o cennetsi bilinçten yoksunuz. Eğer cennetsi bilincimiz olsaydı ölüm hepimiz için müjde olacaktı. Değil mi? Bir insanın asli vatanından bir yerlere gidip geri dönüşü bir mutluluk değil midir? Bir huzur değil midir? Ama bakın, o kadar dünyevileşmişiz ki, o kadar dünyaya ait hissediyoruz ki, ya işte dünyadan ayrıldı, işte dünya ne kadar da anlamsızmış, üç günlük bir şeymiş falan. Bunları bize dedirten şey nedir? Dünyevi bir perspektife hapsolmamızdır. Kendimizi dünyaya ait görüyoruz. İnsan semavidir denildiğinde anlatılan şey budur. Yani konu yeryüzü, gökyüzü değil. Maddi anlamda kastedilen şey yeryüzün gökyüzü değildir. Yani semavi, insan semavi bir varlıktır dediğimizde bu şu demektir. İnsan maddi olmayan ve bedenin, maddenin, geçiciliğin, tarihin, zamanın dışında olan bir varlıktır. Bu dünyaya ait olmayan bir varlıktır. Bakın, Kur'an'ın en çok dikkatimizi çektiği şeylerden birisi, dünya hayatıyla tatmin olacaklarını zannedenleri bırak diyor. Yani dünya hayatının beni tatmin edeceğini zannediyorsam bu ne demektir aslında? Ben ilahi mesajı anlayamam demektir. Yani peygambere bırak denilmesinin manası şudur. Yani onları küçümse, aşağıla, yargıla anlamında değil. Yani onlar senin mesajını anlayamazlar. Onları şimdilik kendi süreçlerine bırak. Çünkü dünya hayatlarının, dünyanın, dünyada yaşayacakları şeylerin kendilerini tatmin edeceğini, bununla mutmain olacaklarını zannediyorlar. Şunu yaparsam, şunu elde edersem, şuna sahip olursam, şu şeyim olursa mutlu olurum, ben tatmin olurum diyen insanı diyor bırak, çünkü o senin mesajını anlayamaz. Çünkü senin mesajın onu asli vatanına çağıran bir şey. Senin mesajın onu hakikate çağıran bir şey. Dolayısıyla o seni anlayamaz. O yüzden benliğimiz de anlayamıyor. Mukayeseyi de onun üzerinden yapıyor. Hatta Kur'an'da der, Allah'ın dünya hayatında verdikleri şeyler noktasında gözünü dikme der. Yani aa bak işte Allah buna neler vermiş. Bunu dediğin anda var ya, sen hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Yani böyle parlayan gözlerle bakıp bir şeye, ya Allah buna ne çok şey vermiş ya falan diye imreniyorsan, bu ne olursa olsun, senin kendi öz varlığının zenginliğinden haberin yok demektir. Kendi cennetinden haberin yok demektir. Cennet, Allah'ın yakınlığını ve Allah'ı idrak ettiğin yerdir. Andır, bilinçtir. Hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, kalbinin hiçbir şeye muhtaç olmadan mutmain olduğunu hissettiğin an
cennettesin demektir. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Hiçbir mahrumiyet hissin yok. Hiçbir eksiklik hissin yok. Ve huzurlusun. Sen o an cennettesin demektir. O yüzden kutsal metin bize her zaman şunu hatırlatır. Sen aslen cennetteydin. Halen de cennettesin. Cennetin iz düşümü senin kalbindedir. Hani bizde şey vardır. Kabe, Beytül Mamur'un yeryüzündeki izidir denir. Yani semavi bir alemin yeryüzündeki iz düşümüdür. Kalbimiz nedir? Kalbimiz cennetin iz düşümüdür. Ama kalbimiz maddenin ve dünyanın çekimine kapılmamak şartıyla. Maddenin ve dünyanın çekimine kapıldığında kalbimiz gölgelenir. O yüzden kalbimizi temizlemek kavramı önemli bir noktadır. Yani kalbini temizlemeliyim. Neyden? Her türlü ihtiyaç hissinden. Yani şu anlamda. Mesela susadığımda su içiyorum. Bu benim öz varlığımın ihtiyacı değil. Bunu ayırmamız gerekiyor. Bu bedenin bir ihtiyacıdır. Para kazanmak. Bedene ait ihtiyaçları gidermenin bir unsurudur. Bunlar farklı şeyler bakın. Öz varlığım itibariyle bir ihtiyacım var mı? Gerçekte kendimin bir ihtiyacı var mı? Peki tersinden soralım. Daha doğru olur. Daha iyi bir yol alma imkanı verir bize. Neyin eksikliğini, mahrumiyetini hissediyorum? Neye dair bir mahrumiyet hissim var? Neye dair bir eksiklik hissim var? İçinde ya şu da olmadı, keşke olaydı dediğin bir şey var mı? Varsa cenneti göremezsin. Yani şu andayken cenneti göremezsin. Şu anda bile cenneti görebiliriz. Cenneti idrak edebiliriz. Yeter ki o ihtiyaç, eksiklik, mahrumiyet ve mağduriyet hislerinden kurtulabilelim. Yani aydınlanma arkadaşlar, yeni bir yetenek kazanmak, yeni bir beceri kazanmak, yeni bir şeyleri kendimize eklemek değildir. Perdelerin kalkmasıdır. Nedir o perdeler? Arzu ve korku perdeleridir. O perdeler kalktığında o zaman cennet senin olduğun yerdir. Senin bilincindir. Ayette ifade edildiği gibi yani Allah'ın velileri için korku ve hüzün yoktur. Onlar herhangi bir şeyin kederini, hüznünü, elemini duymazlar. Ya benim yaşadığım hayat mı? Çok zor şartlar içinde büyüdüm. Çok acılar çektim. Ya bütün bunları bir kenara koy. Eğer bunları devam ettirirsek hiçbir zaman o kalbimizdeki cenneti göremeyiz. Kalbimizde her an ve şu anda da cennet vardır. Kalbimiz cenneti içinde barındırır. İlahi yakınlığı içinde barındırır. Sonsuz huzuru ve saadeti içinde barındırır. Ruh bunun neresi peki? Hı? Ruhumuz nerede? Yani cennet aslında yani aynı şey değil mi? Aynı şey. Aynı şey. Tabii, aynı şey. Yani ruhun kendisi cennettir. Evet. Ruhun kendisi asıl cennettir. Onu fark etmemizi engelleyen şey sahte benliklerin ürettiği hikayelerdir. Ben bazen çok şaşırırım. Böyle bazı insanlar bazı zorluklar, sıkıntılar, mağduriyetler, işte haksızlıklar,
vefasızlıklar vesaire yaşar. Benim bu yaşadığım çok büyük değil mi der. Ben şaşırırım böyle bir soruya. Yani çok büyük değil mi? Farz et ki çok büyük. En büyüğü seninki. Ne olacak? Yani nedir bu? Sanki ego orada şey yapıyor yani. Bak bu çünkü benim yaşadığım çok büyük. Dolayısıyla ben bundan dolayı acı çekmekten dolayı mazur görünmeliyim. Ya da iyi, yani yüksek rütbedeyim. Ya da yani ben o kadar büyük bir acı yaşadım ki, o kadar büyük bir olay yaşadım ki bu acıyı, bu sıkıntıyı, bu zorluğu, bu hissi yaşamayı kendime meşru görüyorum. Ben mesela böyle bir şeyi gerçekten insanoğlu için çok engelleyici bir şey olarak görürüm. O yüzden ne yaşamış olursak olalım, yaşadığımız şey bir şeydir, bu kadar. Çok büyük değil mi? Değil. Değil yani. Tabii ego rahatsız oluyor bunda ama ben çok büyük bir şey yaşadım. Ya büyük yaşa veya küçük yaşa, bırak bunları. Allah seni büyük bir şeye çağırıyor. Sen bu şey büyük mü, küçük mü? Bununla uğraşıyorsun. Allah sana güneşi vermiş. Sen küçük bir kulübeye girmişsin. Karanlık orası. Burası çok karanlık değil mi? Bundan daha karanlık bir yer olabilir mi tartışması yapıyorsun. Ya kaldır çatıyı, güneş girsin. Neyle uğraşıyorsun? Bu çok büyük bir acı. İşte bakın bunlar ne yapıyor bizi? Gerçekte bizde var olan bir şeyden mahrum ediyor. O yüzden cennet insandan uzakta bir şey değildir. Cennet bizim öz varlığımızdadır. O yüzden onlara iki cennet vardır der Kur'an. Birisi kalbin, ruhun cenneti, biri de zahiri cennet. Ahiret aleminde Allah'ın bize nimet ve lütuf olarak ikram edeceği cennet. Ama bu cenneti, buradaki cenneti idrak etmeden oradaki cenneti yaşayamayız. Hocam Mevlana o zaman çok bilinçli olarak şunu söylüyor. Hani cennet dedikleri 3-5 huri bana hani huriyle karıştı, özür diliyorum. Evet, yani. O bunu hani, semrenin. Evet, 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 evet. Orada bilinci yakalanmış yani. Hakikaten. Tabii yani aslında bize hatırlatılan şey şudur. Allah'ın bir nimet cenneti var. Nimetler olarak bize lütfettiği bir imkan var. Bir de İrfan cenneti var. Yani hakikatin idrakinin meydana getirdiği, hakikatin idrakiyle yaşanan cennet hali var. Hakikatin kendisi cennettir. Çünkü o aynı zamanda ruhun hakikatidir. O yüzden biz ruhumuzun cennetini idrak etmek için yaşıyoruz. Gerçekte aradığımız şey ruhumuzun cennetidir. Ruhumuzun cennetini bulduğumuzda biz cenneti yakalamış oluruz. Allah'ın ahirette vereceği cennet aslında bizim idrakimiz oranında kavradığımız cennetin bir yansımasıdır. Dolayısıyla herkesin cenneti de irfanına göredir. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl olur? Şöyle olur arkadaş, örneğin. Mesela bir insan düşünün, büyük bir bahçeye giriyor. O bahçede çeşit çeşit çiçekler, ağaçlar vesaire var. Şimdi birinin gözü sadece portakal arıyor. Portakalı biliyor, başka bir şey bilmiyor. O koskoca bahçede ne çiçek görür, ne gül görür, ne lale görür, ne başka meyveleri görür. Onun gördüğü sadece portakaldır. Çünkü idraki orada ancak. O yüzden ahirette size lütfedilecek cennet sizin idrakiniz oranındadır. Biz bazen aynı şeyi burada da mesela şu şekilde yaşamıyor muyuz? Mesela birisi için kitap çok kıymetli bir şeydir, değil mi?
bazıları der ki yani bana bir kuru ekmek ver, bir de kitap ver. Neden? O kitabın içindeki bilginin kıymetini, onun onda meydana getirdiği zenginliği biliyor. O yüzden kendi içimizde her şeyi bulacağız. Allah beni cennete koyacak mı? Sen kendini nereye koyuyorsun? Şu dünyada kendini nereye koyuyorsun? Kendini mahrumiyetlerin içine mi koyuyorsun? Yoksa Allah'ın aziz bir misafiri olma bilincine mi koyuyorsun? Ben yeryüzüne Allah'ın aziz bir misafiri olarak gönderildim. Bu ne kadar harikulade bir şey değil mi? Bir de şöyle var. Ya işte dünyaya geldik, yaşıyoruz ve bir sürü sıkıntılar, zorluklar. İşte zaten insanın da hiçbir istediği bu dünyada da olmuyor. Kimin istediği bu dünyada oluyor ki dersin. Bir de böyle bir yere kendini koyarsın. Kendini nereye koyuyorsun? Kendini nereye koyuyorsan Allah da seni oraya koyacak. Bu bir kanundur aslında. Mesela bakın, kendimizi gelecekle ilgili kaygıların içine koyuyoruz. Kaygılı biri olup çıkıyoruz. Değil mi? İşte keşke şunları yaşasaydım, keşke şunlara sahip olsaydım, keşke şunları elde etseydim diyoruz. O bilincin içine giriyoruz. Ben Allah'ın aziz bir misafiriyim. Bu yeryüzüne de şahitlik etmeye geldim. Aynı zamanda da Allah'ın verdiği imkanlarla Allah'ın ilkeleri ve kalbime koyduğu değerler üzere aktif olmak için dünyaya geldim dediğinde bu başka bir şey. Böyle olduğunuzda herhangi bir mahrumiyet hissiniz yok, herhangi bir kayıp hissiniz yok. Böyle başınızı alıp alıp dalmazsınız. Ya keşke şöyle olsaydı, böyle olmasaydı diye bir yerlere gitmezsiniz. O yüzden Allah'ın insanı cennette yaratmış olması veya insanın serüveninin cennette başlaması çok önemli bir prensiptir, bir hakikattir ve biz bu hakikatin anlamını keşfetmek durumundayız. Benliğimiz bizi dünyeviliğin, maddeliğin, kaybın, eksikliğin, mahrumiyetin içine sokmaya çalıştığında evet bu bir durum ama benim asıl merkezim, asıl kaynağım cennettir. Benim ruhumun hiçbir mahrumiyeti yok. Öz varlığının hiçbir eksikliği yok. Hiçbir ihtiyacı yok. O ifadeler boşuna söylenmemiştir. Ey Adem ve eşin, cennete yerleş. Burada susuzluk ve kayıp, herhangi bir eksiklik, açlık yaşamayacaksın. Güneş seni etkilemeyecek dediğinde bunlar öylesine sözler değildir. Bu bize şunu anlatıyor. Dikkat et, sen öyle bir varlık sahibisin ki veya öyle bir varlıkla donatılmışsın ki sen eksik, mahrum, mağdur bir varlık değilsin. Eksiklik hisseden bizim bedensel boyutumuzdur, psikolojik boyutumuzdur, aslımız değildir. O yüzden cennetsi kaynağımızı unutmamak durumundayız. Kendimize bunu hatırlatmalıyız. Cennete ait bir varlığız, dünyaya ait değil. Ruha ait bir varlığız, bedene ait değil. Ölüme ait bir varlık değiliz, hayata ait bir varlığız. O hayat ebedi bir hayattır. Sevilmeye, korunmaya, sahiplenilmeye, ilgi görmeye, takdir edilmeye, bir şeyi başarmaya mecbur ve mahkum bir varlık değiliz. Muhtaç bir varlık değiliz. Cennetsi bir varlığız. Ve biz o anlamda yeryüzünün bir
Bakın, oturduğunuz zaman insanlarla herkesin bir mağduriyet hikayesi var, mahrumiyet hikayesi var ve ulaşmak istediği bir şey var. Peki nerede? Cennet nerede? Cennetten nasıl gelmiş olabiliriz? Gelmiş olsam böyle mi düşünüyoruz? Demek ki bir şey bizi örtüyor. Bir şey perdeliyor bizi. O yüzden hayatta hiçbir mahrumiyeti, mağduriyeti, eksikliği merkezinize koymayın. Asla merkezinizde böyle bir şey yoktur. Olamaz. İşte bu yüzden biz şükreden bir varlığız. Neden? Çünkü biz bize verilen hakiki ve kalıcı olan şeyin farkındayız. Evet, dünya nimetine de şükrederiz. Fakat asıl şükrettiğimiz şey Allah'ın bizim varlığımıza koyduğu niteliklerdir. Allah'ın bizi insan olarak yaratmasıdır. Allah'ın bizim insan olarak mahiyetimize koyduğu şeylerdir. Allah'ın üflediği ruhtur. Biz bundan dolayı şükrediyoruz. Onun için Allah'a şükreden kulları azdır. Çünkü şükreden kulları bile görünen insanlar yeni şeylere şükrediyorlar. Gelip geçici olan şeye şükür tabii ki önemlidir. Ama asıl olan o değildir. Sen dünyevi bir şeye teşekkür ettiğin zaman, dünyada geçici ve sınırlı olan bir şeye şükür duyduğun zaman güzel. Kötü bir şey mi? Hayır, güzel bir şey. Peki Allah onu aldığında neye şükredeceksin? Değil mi? Kalıcı olan şeye şükür hakiki bir şükürdür ve kalıcı bir şükürdür. Ben insan olarak yaratıldım. Allah'ın bir aziz misafiriyim bu dünyada. Allah beni kendisine muhatap kılmış. Asıl şükredeceğimiz bunlardır. O yüzden bazen ben görürüm böyle bir durumdan bir duruma evrilen bazı insanlara diyorum ki şükret diyor, neye şükredeyim diyor. Ne var ki şükredeyim diyor. Neden? Çünkü şükür, dikkat edin, dünyevi şeye indirgenmiş artık bizim zihnimizde. Neye şükredeyim ki diyoruz. Şükür, hakikatin, varlığın, mükemmelliğin kaynağı ve o kaynakla olan bağının farkına varmakla gerçek anlamda gerçekleştirilir. Ben Allah'ı hatırlamaktan dolayı müteşekkirim. Allah'ı tanımış olmaktan dolayı şükran duyuyorum. Onun beni bir insan olarak yaratmasına şükran duyuyorum. Onun benim kalbime birçok ilahi değeri, şefkat, merhamet, dürüstlük, adalet, samimiyet, birçok değeri benim kalbime koyduğu için şükran içindeyim. Ve benim bu şükrüm hiçbir zaman değişmez arkadaşlar, değil mi? Ama şükrümü geçici bir şeye bağlarsam, o zaman bazen şükrederim, bazen de derim ki ne var ki, neye şükredeyim? Allah bana yalı mı verdi, değil mi? Yat mı verdi? Şunları mı verdi? İşte beni anlayan bir eş mi verdi? Dostlar mı verdi? Değil mi? Neye şükredeyim? Çünkü bakın, dikkat edin. Sahte benlikler geçici ve dünyevi olan şeye odaklanırlar. Ve onların üzerinden hayatı algılarlar. Ve hemen orada benlik şunu der. Neye şükredeyim ki? Değil mi? Neye şükredeyim der. Çünkü o göremez. Bunları görecek olan bizim kalbimizdir. O yüzden nerede yaşıyoruz? Merkezimizde mi? Dışarıda mı? Yani kalbimizden mi bakıyoruz? Nefsimizden mi bakıyoruz? Psikolojik düzeyden mi bakıyoruz? Ruhani düzeyden mi bakıyoruz? Peki ruhani düzeyden bakamıyorum. O zaman psikolojik düzeyden baktığımı ve bunun ölçüt olmadığını bilmeliyim. Bunun farkına varmalıyım, bunun ayırdına varmalıyım. Şu anda nefsim bana bir hikaye anlatıyor. Tamam, anlatsın, problem değil. Ama anlatanı iyi tanımalıyım.
anlatanı iyi tanımazsanız aldatılırsınız. Mesela bazen çocuk gelir size bir hikaye anlatır, değil mi böyle? Amca der, böyle bir kedi gördüm, çok büyüktü falan filan. Siz dersiniz ki bu çocuğun gözüyle bir anlatım, değil mi? Ve onun gözüyle neyi nasıl gördüğünü anlarsınız. Ama siz onun bakışına, onun görüşüne şey yapmazsınız, gömülmezsiniz. Şimdi egomuz bize bir hikaye anlatıyor. Dinleyin, kaçmayın onun hikayesini. Tamam, dinliyorum seni. Anlat. Ama ona kaptırmayın kendinizi, ona aldanmayın. Onu kendiniz zannetmeyin. İşte ayrımdadır. Yapacağımız şey budur. Egomuz anlatır. Ben çok acı çektim. Benim çektiğim acıyı kimse çekmemiştir. Tamam, ben dünyada en büyük acıyı çektim. Sana birincilik veriyoruz. Başka ne söylüyorsun? İşte çok acı çektim. Tamam canım, problem yok, anladık. Başka anlatmak istediğin bir şey var mı? Yok, bitti, tamam, teşekkür ederim. Ama ona inanmayın. Ama onun hikayesini dinleyin. Ama kimin konuştuğunu bilin. Kimin konuştuğunu bilin. Benim bu dünyada yaşadığım da hayat mı ya? Millet ne hayatlar yaşıyor derse içeride bir benlik, dinleyin yani. Ama kapılmayın. Kimin anlattığını orada görün. Kimin ne hikaye anlattığını görün. Anlatanın kim olduğunu fark edin. O psikolojik düzeyde bir benlik halidir. Onunla özdeşleşmeyin. Benim yaşadığım da hayat mı ya? Ben ne berbat hayat yaşadım dediğinde içinizde bir şey, bir durun. Bunun nereden geldiğini fark edin. Bastırmayın. Mesela bir çocuk size bir hikaye anlatır. Der ki ben işte o kadar çok yürüdüm ki bir kat daha yürüsem dünyayı dolaşırdım diyebilir size. Kendine göre çok yürümüş. Ona göre öyle. Tamam dersin, anladım canım. Teşekkür ederim. Ama ona inanmayın. Ama onu dinleyin. Ama kaptırmayın kendinizi. Biz kaptırıyoruz. Yaşadığım da hayat mı diyoruz? Hayatım mahvoldu diyoruz. Ben aslında çok şeyi hak ettim diyoruz. İşte insanlar çok bencil diyoruz. Bak, biri bir hikaye anlatıyor. Kimin o hikayeyi anlattığını görün. Sonra bir durun. Tamam diyeyim. Senin hikayeni dinledim. Şimdi merkeze dönüyorum. Merkezden gelen mesajı dinleyin. Allah'a çok şükür. Samimi davrandım. Ama başkaları aynı samimiyeti göstermediler. Bu onların meselesi. Bak ne güzel değil mi? Çok farklı bir mesaj, çok farklı bir anlayış. Allah'a çok şükür. Şu da oldu, bu da oldu, şunu da yaşadım, bunu da yaşadım, vefasızlık da gördüm, sadakat de gördüm, maddi sıkıntı da çektim, ferahlık da yaşadım. Yanıldığım da oldu, doğru şeyler de yaptım, hatalarım da oldu. Her durumda Rabbime sığındım. Ve her zaman onu merhametli, şefkatli buldum. Elhamdülillah. Hayatı merkezden okumak durumundayız. Bakın, Adem cennetten yeryüzüne indiğinde deyim yerindeyse, yani bunlar hepsi semboliktir. Ne dedi? Ya Rabbi dedi, ben nefsime zulmettim. Sen merhametlisin. Bakın bu bilinç neyle vardı? Cennetsi bilinci bakın koruyor. Yani bu ifade aslında bize neyi anlatıyor? Ey insan, sen yeryüzünde yaşayan bir varlık olabilirsin görünürde. Ama sen kalbinde cenneti taşıyan bir varlıksın. Kalbinde ilahi yakınlığı taşıyan bir varlıksın. Bunu her zaman kendine hatırlat. O zaman dünya da doğru yere oturacak. Bu hayat da gerçek anlamda niteliğini ve anlamını bulacak. Ve siz bu hayatın içinden akıp gideceksiniz. Hiçbir şeye takılmadan. Hiçbir şeyin yıkmadığı bir
hayat hali yaşayacaksınız. Aksi takdirde eğer içimizdeki cenneti unutursak, merkezimizi unutursak dağılırız. İşte bugün yaşadığımız şey budur. Büyük bir dağınıklık var değil mi içimizde? Mesela namaz nedir aslında? Namaz insanı merkezine döndürmektir. Çevreden merkeze döndürmektir. Dağılmışlığını toparlamaktır. İbadetin, özellikle namazın insana hatırlattığı şey budur. Merkezini hatırla. Kaynağını hatırla. Merkezinle ve merkezinin kaynağı olan Yaradan'la olan bağını hatırla. Bakın dümdüzdür değil mi? Hani kıble bulunduğumuz yerden Kabe'ye en kısa ve düz olan çizgidir değil mi? Ne demek bu? Yani sen her zaman onu bulabilirsin. Her zaman o yol sana açıktır. Her zaman kendi merkezinden kaynağına bir yol bulabilirsin. Her zaman sahip olduğun değerlerin, hakikatin, varlığın izini sürebilirsin. Kabe'yi kıble kabul ediyoruz değil mi sembolik olarak? Kabe'nin sembolize ettiği şey ne? Allah. Hani bizde güzel bir söz vardır. Kalıbın kıblesi Kabe'dir, kalbin kıblesi Allah'tır. Kabe kalıbımızın kıblesidir. Kalbimizin kıblesi Allah'tır. Her durumda Allah'a ulaşacağın bir yolun var. Her durumda. Haksızlığa mı uğradın? Allah'la konuşacağın, Allah'la huzur ve sükunet bulacağın bir nokta var. Haksızlığa mı uğradın? Dersin ki, ya Rabbi, Allah'a şükür ki ben haksızlık yapmadım. Ama bu dünyada haksızlığa maruz kalabilirim. Bana imkan verirsen bu haksızlıkla mücadele ederim. Vermezsen hiç problem değil. Çünkü bu haksızlığın bana kaybettireceği hiçbir şey yok. Bana kaybettireceği hiçbir şey yok. O zaman bir problem var mı? Hayır. Ben çok samimi davrandım ama başkaları o samimiyeti yeterince gösteremediler. Olabilir. Ben çok şükür ki o samimiyeti gösterdim. Ama insanoğlu, her birimizin bir hikayesi var, bir süreci var. Ben de bazen nefsime mağlup oluyorum. Ben de bazen şuursuz davranabiliyorum. Ben de bazen benliğime mahkum olabiliyorum. Karşımdaki insanlar da bu durumları yaşıyor olabilirler. Bu onların süreci. Ben kendimle senin arandaki ahdime sadık kalmaya çalışıyorum. Bizim insanlara yaptığımız serzenişleri Allah bize yapsa ne olur? Ben sana bu kadar yakınken sen benden niye bu kadar uzaktasın? Ben seninle bu kadar samimiyken sen bana niye bu kadar yabancısın dese, hı, değil mi? O zaman biz Allah'la olan samimiyetimize, Allah'la olan yakınlığımıza dikkat edeceğiz. Asıl olan odur. İnsanlarla olanı göreceli bir şeydir. Allah'la olanı kaybetmeyeceğiz. Bakın, peygamberin Taif'teki bize örnekliği nedir? Bütün insanlar seni dışlayabilir, seni taşlayabilir, seni şehrini almayabilir. Ama yeryüzünün sahibi kim? Sen kime aitsin? Seni kim sevgisinden yaratmış? Bunu fark etmelisin. O yüzden Yaradan'la olan bağımız zayıf olduğu için biz bu kadar sorunu yaşıyoruz. İnsanlardan bu kadar niye şikayet eder insan? İnsanlardan bu kadar şikayetçi olmamızın altında ne var? Çünkü kalbimiz mutmain değil. İnsanlardan yana bir tatmin bulamıyoruz. Peki niye kalbimiz mutmain değil? Çünkü Yaradan'la olan o bağın farkında değiliz.
Allah'ın sevgisiyle kalbi dolup taşmış olan bir insan, bazı insanlar onu sevmiyor diye veya az seviyor diye dertlenir, kederlenir mi? Şikayet eder mi? Güneşle aydınlanan bir insan, bazı mumlar sönük diye karanlıkta kaldım der mi? Demez. Kimse beni sevmiyor, canları sağ olsun. Problem değil. Sen Allah'ın sevgisinin içinde olduğunu idrak etsen, insanların sevgisinden yana bu kadar mahrumiyet hisseder misin? Etmezsin. O zaman yol nedir? Çare nedir? Allah'la olan bağımızın farkına varmaktır. Bakın, Allah'la bağ kurmak demiyorum. Bağımızın farkına varmaktır. Allah'a yakınlaşmak da demiyorum, Allah'ın yakınlığını fark etmektir. Fark etmek için neye gerek var, neye ihtiyacımız var? Benliğin perdelerinden vazgeçmeye ihtiyacımız var. Bütün insanlardan yana bütün beklentilerini bırak, bütün hesaplarını bırak. Bu şey demek değil, insanlar lanet olsun bırak anlamında değil. İnsanları kendi hallerine bırak, akışında bırak. Beklentilerini de gevşet. O zaman o yakınlığı, o sevgiyi idrak edeceğiz. O yüzden bütün ihtiyacımız kalbimizdeki cenneti bulmaktır. Ve hayata oradan bakmaktır. Oradan baktığımızda hiçbir problem yoktur, emin olun. Yani şu anlamda hiçbir problem yoktur. Kendime problem edeceğim bir problem yoktur. Hayatta her zaman problemler olacaktır. Ama kendime problem ettiğim bir problem yoktur. Hayat bir akıştır. İyi ve güzel şeye müteşekkir olurum. Kötü ve yanlış bir şey varsa, elimden geliyorsa düzeltirim. Gelmiyorsa sürece şahit olurum. Dert edilecek, problem edilecek, şikayet edilecek bir şey yok hayatta. O yüzden şikayet eden nefsimizi Allah'a şikayet edelim. Ya Rabbi beni bu şikayet eden benlikten kurtar. Beni bu şikayetçi benliğimden azat et. Değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Şikayet eden benlikten özgürleşsek ne kadar büyük bir yol almış oluruz, değil mi? Beklentiler içinde olan benliğimizden vazgeçebilsek ne kadar büyük bir özgürlük alanı olur. O zaman hayat olduğu gibi yaşanır. Yani gerçekte neyse onu öyle algılarız. Mesela şöyle düşünün. Bazen bir çocuk olur, işte gelir size der ki amca ben seni sevmiyorum. Öyle mi canım deriz. Mesela tebessüm ederiz değil mi? Halbuki sevmiyorum diyor. Başka bir çocuk gelir, amca seni çok seviyorum falan der. Teşekkür ederim deriz değil mi? Olduğu gibi yaşarız. Neden? Çünkü beklentin yok, özdeşleşmen yok. Biri sana dedi ki senden nefret ediyorum. Peki canım, sıkıntı yok. Anlatmak istersen dinlerim niye nefret ettiğini. Ha, biri de seviyor. Sevgisinde kaybolmayın kimsenin. Siz Yaradan'ın sevgisinden yaratılmışsınız ve o sevgiyle varsınız. Siz sonsuz bir ilahi sevgiyi bırakıp bir kulun sevgisinde mi tatmin olacaksınız? İnsan böyle bir varlık mı? O yüzden bizler cennet ile var edilmişiz. Kalbimize cennet konmuş. Kalbimize cennet konmuş. Neyin cenneti? Ruhun cenneti. Orada tam bir huzur, sükunet ve tatmin vardır. Gerçek saadet oradadır. Ve hiçbir şeye bağlı değildir. Hiçbir şeye bağlı değildir, unutmayın. Bir insanın saadeti, huzuru bir şeye bağlıysa o psikolojiktir. Bir insanın huzuru, saadeti
bir nedene bağlı değilse o ruhanidir. Biz ruhani bir saadetle, huzurla müjdelenmişiz ve bununla da taltif edilmişiz. O yüzden Allah bizi Darüsselam'a çağırıyor. Nedir Darüsselam? Ruhun cennetidir. Selam yurdu senin kalbindir. Onun dışarıda iz düşümü vardır. Ama Allah bizi selam yurduna çağırıyor. Çünkü orada ilahi tecelli var. Orada Allah'ın sonsuz nuru var. Varlığının yansıması var. O yüzden bizim çağrıldığımız şey Darüsselam'dır. Biz dünyaya koşmaya çalışıyoruz. İnsanlar neye çağırıyor bizi? Dünyaya çağırıyor, kendilerine çağırıyor, maddi olana çağırıyor. O yüzden aldatıcı olanın farkına varıp hakiki olanın ayırdına varmalıyız. Dindar olmak nedir? Hakiki olanla geçici olanı ayırabilmektir. Bir insan geçici olanla hakiki olanı ayırabiliyorsa dindardır. Ayıramıyorsa dindar sayamayız. Mesela hocam biraz önce kıbde kavramını kullandınız ya. Hani kıbde aslında kavram olarak öz bilinç. Yani hakikatin farkına varmak. Bir gazetede okumuştum. Hani bir yapı yapılmış cami. Yani kıbdesi minber ise şey olmuş yani biraz kaymış kıbdeden. Hani madde anlamda gitmeden. Yani şöyle fetva verenler yani oradaki namazlar işte 10 sene mi kıldı insanlar onları tekrar kuracaklar. Bu bilinç herhalde bir yanlış bir bilinç. Tabii. İşte burada kalbimizin kıblesinin kaymamasına dikkat edelim. Yani günümüzde saptırılmaya çalışıldığımız nokta budur. Bir Müslüman olmuş bir İngiliz'in güzel bir kitabı vardı. Postmodern dünyada kıbleyi bulmak diye. Hani kıbleyi gerçekten kaybetmemeliyiz. Kalbimizin kıblesini kaçırmamalıyız. Aksi takdirde kendimize yazık etmiş oluruz, kendimize haksızlık etmiş oluruz. O yüzden ilahi mesaj bize her zaman neyi hatırlatıyor? Sen cennetsiz bir varlıksın, sen cennetten geldin, sen semavi bir varlıksın, yeryüzüne ait değilsin. Ve bunu unutma, unuttuğunda hatırla. Evet, teşekkürler. Sağ olun.